Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanlarımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, muhabbetimizin ziyadeleşmesine, kalbimizin nurlaşmasını vesile eylesin. Rabbim kalbimizi kendi aşkıyla, muhabbetiyle tenvir-u ihya eylesin. Yüce Rabbim ruzu mahşerde yüzümüzü ak edecek, oh be, iyi ki ben bunları yaptım dememize sebep olacak iyilikleri ve güzellikleri bilfiil bizlere nasip eylesin. Eşlerimize, çocuklarımıza, aile bireylerimize nasip eylesin. Dünyadan ahirete göçerken güle güle göçebilmeyi, cennet bahçesine girerken, kabire girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i bugüne kadar geçirdiğimiz Ramazanların en kalitelisi olarak geçirebilmeyi, değerlendirebilmeyi, ihya edebilmeyi Rabbim her birimize, çocuklarımıza, aile bireylerimize, bütün mütevellideki dostlarımıza nasip eylesin. Ülkemizin ve alem-i İslam'ın gidişatını da Rabbim hayra tebdil eylesin. Kıymetli dostlar, biz müminler için en önemli ay Ramazan-ı Şerif ayıdır. Haftanın günleri içerisinde Cuma günü, geceler içerisinde Kadir gecesi, aylar içerisinde Ramazan ayı bizim için en önemli aydır. Kadir gecesinin de Ramazan-ı Şerif ayında olmuş olması münasebetiyle iki tane önemli zaman dilimi oluyor Ramazan-ı Şerif ayı. Bir ay olarak 12 ayın sultanı, bir de gecelerin sultanı, kralı Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde olması. Bir üçüncü özelliği var Ramazan-ı Şerif ayının. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünnet olan itikafı Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapardı. Dolayısıyla itikaf senenin her döneminde olması caiz olmasına rağmen Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü eşinden, çocuklarından ayrılır. Tamamen gecesiyle, gündüzüyle ibadete odaklanır, camide yatar, camide kalkar ve devamlı ibadetle meşgul olur idi. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif 12 ayın sultanı, farklı bir ibadet olarak gündüzleri oruç, geceleri de diğer zamanlarda olmayan teravih ibadeti vardır. Ayrıca dediğim gibi Kadir gecesi vardır. Gecelerin içerisinde hiç bulunamayacak bir gecedir. Başka zamanda olmayacak bir gecedir. 1000 aydan daha hayırlı olduğunu Rabbimiz kendisi Kadir suresinde buyuruyor. Dolayısıyla Kadir gecesine bu değeri veren Allah, Ramazan-ı Şerif'e bu değeri veren Allah Celle Celaluhu, kendisinin böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Bizi kazanalım diye, uyanalım diye, kendimize çeki düzen verelim diye bunu bizlere lütfetmiştir. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri der ki, Ramazan-ı Şerif ayı senenin özeti demektir. Eğer bir insan huzuru kalp ile, ibadetlerle, huzur içerisinde bereketli bir Ramazan-ı Şerif geçirirse önümüzdeki senenin özeti demektir. Ondan sonra bayramdan sonra o açılmış olacak. Yani Ramazan ayı açılmış olacak. Bir senenin özetidir. Eğer Ramazan-ı Şerif'i gafletle, tembellikle, huzursuz bir şekilde geçirirse insan önündeki senenin de huzursuz, tembel ve sıkıntılı geçeceğinin alameti farikasıdır der. Bu bakımdan kıymetli dostlar, önümüzde cumartesi günü birinci gününü idrak edeceğimiz, cumayı cumartesiye bağlayan gece ilk teravisini kılacağımız Ramazan-ı Şerif gerçekten şimdiye kadar geçirdiğimiz Ramazan-ı Şeriflerin en iyisi, en değerlisi olması umudu ile girmeliyiz. Dün ve bugün birer cenazeye iştirak etmiştim. Cenazede şunu söyledim. Dedim ki bu tabutun içerisindeki kardeşimiz diyor ki, dün bu tabutun içerisinde başkası vardı, evvelsi gün başkası vardı, bugün ben varım. Ama yarın kesinlikle ben bu tabutta değilim. Fakat sizden herhangi biriniz bu tabutta olabilir diyor dedim lisan-ı haliyle. Gerçekten öyle değil mi? Yani bu tabutun içerisinde cenaze, bugün kalkan cenazelerin bulunduğu tabutların içerisinde dün başkası vardı, evvelsi gün başkası vardı. Her gün doldur boşalt, doldur boşalt devam ediyor. Ama bugün içerisinde olanların bir garantisi var. Ne garantisi var? Yarın bu tabutta değildir. Fakat bizim için o garanti yoktur. Şimdi geçen Ramazanlar geçmiştir. Önümüzdeki Ramazan'ı idrak etmek, eğer Allah nasip ederse bu Ramazan'ı idrak etmiş olacağız. Ama bu Ramazan acaba sonuna kadar kim berhayattır, kim değildir? Sonraki Ramazan ya nasip olur ya olmaz. Şöyle düşünmek lazım diyor büyüklerimiz. Bu Ramazan benim hayatta ihya edebileceğim en son Ramazan'dır. Bu gözle bakmak lazım, bu gözle hazırlanmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Recep-i Şerif'in başından itibaren Ramazan için start verirdi. Yani hemen duasında başlardı. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa'ban ve belliğna Ramazan. Hemen Recep'in başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'le ilgili hazırlığın startını verirdi. Hem kendisi açısından öyleydi hem de sahabe-i kiram açısından öyleydi. Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman derdi ki Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerinize düştü diyordu. Gölgesi üzerine düştü. Şu günkü manzara gibi. Yani henüz gelmedi ama gölgesi üzerimize düştü. Ramazan-ı Şerif ayında cennetin kapıları sonuna kadar açılır, cehennemin kapıları sonuna kadar kapanır, şeytanlar bağlanır diye Ramazan-ı Şerif ayının fezail ve kemalatını anlatır. Şöyle düşünmek lazım kıymetli dostlar. Ramazan-ı Şerif'te cennet kapılarının sonuna kadar açılmış olması ne demektir? Yani ey kullarım, sizi cennete götürecek ameller neyse sarılın, sarılın, sarılın. Çünkü cennet kapılarının sonuna kadar açtı. Bir insan kendisini cennete götürecek ameli yaptığı zaman aslında sanki cennetteymiş gibi kendisini hissedebilir. Çünkü eninde sonunda bu amel onu, bileti almışız, tabiri caizse bileti almışız, vizeyi almışız. Bunun vakti saati gelince insan cennette olacak demektir. Bazı hadis-i şeriflerde kim şu ibadeti yaparsa, kim şunları okursa dehalel cennet, cennete girmiştir der. Ya girmemiştir, daha ileride girecek, garantidir gireceği anlamında, onu öyle bilmelidir anlamında söylenir. Bu vesileyle kıymetli dostlar, Ramazan'la ilgili evlerimizden bizlere teklif gelir. Ne teklifi gelir? İşte Ramazan'da iftarlar olacak, sofralar biraz daha renkli olacak, şu erzak listesi lazımdır diye bize ihtiyaç listesi gelir. Ramazan ihtiyaç listesi, kumanya listesi gelir. Bu nedir? Ramazan'da yemeğe taalluk eden listedir bu. Gerçekten sofralar güzelleşir, renkleşir, bereketlenir. Misafirler getiririz, kendimiz davetlere icabet ederiz, başkalarını davet ederiz. Evimiz bir bereket sofrasına dönüşmüş olur. Bunlar normaldir de Ramazan deyince akla iftar sofrasından ziyade Ramazan'ın manevi yönü gelmesi lazım. Yani kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı insanların anasından doğmuş gibi günahsız, tertemiz, pırıl pırıl olmasına yetecek kadar iyi, sağlam bir deterjandır. Bir daha söylüyorum. Ramazan-ı Şerif ayı Müslümanların anasından doğmuş gibi günahsız, tertemiz, pırıl pırıl olmasını temin edecek kadar sağlam bir deterjandır. Temizleyici bir unsurdur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa amin, amin, amin dediğinde üçü de Ramazan-ı Şerif ile alakalı bunu söylemişti önce. Ne buyurmuştu? Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ümmetinden birisi Ramazan-ı Şerif'e yetişir, bayrama çıkar da anasından doğmuş gibi günahsız, tertemiz olmazsa Allah'ın rahmetinden mahrum olur. Mahrum olsun veya burnu üzerine sürünsün gibi bir ifade vardı. Ragime enfuhu. Burnu üzerine sürünsün. Yani bahtsız bir insan demektir. Ben de amin dedim diyor. Bir tanesi de işte annesinin babasının yaşlılık zamanına yetişmiş de fakat annesinin babasına güzel hizmet ederek duasını gönlünü alamadıysa ve böylece pırıl pırıl tertemiz olamadıysa onun da burnu yere sürünsün dedi. Bir üçüncüsü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adının zikredildiği yerde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman cimrilik yapıp salavat-ı şerife getirmeyen de burnu üzerine sürünsün dedi. Kim dedi? Cebrail aleyhisselam dedi. Kim amin dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Burada biz şurasını okumamız lazım. Demek ki gerçekten Ramazan-ı Şerif ayı insanı anasından doğmuş gibi günahsız, pırıl pırıl, tertemiz kılacak kadar sağlam bir deterjandır. Deterjan kelimesi biraz ufak düşüyor, küçük düşüyor da temizlik maddesi olarak kullandığımız için bu tabiri kullanıyorum. Fakat şöyle düşünemeyiz değil mi arkadaşlar? Yani durduğum yerde beni temizler. Bizim durduğumuz yerde araba temizleniyor mu? Götürürüz onu temizlikçi. Ondan sonra sokuyor oralarının temizlik şeyin içerisine. Ya fırçalarla temizliyorlar veya otomatik temizleme. Yani her şeyin bir şekli vardır. O şekil gerçekleşmesi lazım. Biz de temizlenmemiz için Ramazan-ı Şerif hazırdır. Biz de yapılması gerekenleri yapmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'te oruç ibadeti var, Kur'an ibadeti var, teravih ve ihtikaf ibadeti var. Oruç ibadetinde sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Ciddi manada hastalığı olmayanlar oruç ibadetini tutacaklardır, gerçekleştireceklerdir. Bu konuda çok hassasız, bizim milletimiz çok hassastır. Ancak şunu paylaşmak isterim siz kardeşlerimle, dostlarımla. Şu hadisten ne anlarsınız? Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, nice oruç tutanlar var ki orucundan açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz kendisine. Bir daha söylüyorum. Nice oruç tutanlar var ki orucundan açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz kendisine. Nice geceleri kalkan vardır ki uykusuzluktan başka bir şey kalmaz kendisine. Bir kere olmaz diyor. Bu hadis-i şerif bize rastgele bir orucun değil de kaliteli bir orucun bulunması gerektiğini, böyle bir orucu hedeflememiz gerektiğini haber vermiş olur mu, olmaz mı? Şimdi ben bazen camiye namaza gelmemiş, yani yetişememiş kardeşimiz ama namaz hassasiyeti vardır, gelmiştir. Arkada namaz kılıyordu. Cemaat kalktı, dağıldıktan sonra. Bunlar içerisinde gerçekten düzenli, düzgün namaz kılanlar olduğu gibi bazen bakıyorum ki vatandaş öyle bir namaz kılıyor ki yani bizim fıkıhtaki kriterlere göre namaz olması mümkün değildir. Yani ne rükûya benziyor, ne secdesi secdeye benziyor. Bir kısmı secdeye vardığı zaman beli açılıyor, affedersin, avret mahalli gözüküyor. Şimdi şunun için söyledim bunu. Yani Allah Celle Celaluhu bize kıl da nasıl kılarsan kıl dediğini hiç duyduk mu sağda solda? Yani Kur'an'daki ayetlerde yok da 104 kitapta var mı? Kıl da nasıl kılarsan kıl diye böyle bir ifade var mı? Yok. Yani biz bir şeyi alırken sağına bakıyoruz, soluna bakıyoruz, markasına bakıyoruz, kalitesine bakıyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Fiyatını ona göre değerlendiriyoruz yani. Rastgele herhangi bir şey. İnsan karpuz bile ne yapmıyor? Sağdan vuruyor, soldan vuruyor, sesine bakıyor. Garanti alıyor, ondan sonra karpuz alıyor. Yani her şeyi alırken dikkat ediyoruz, domatesi alırken seçiyoruz ama yani namaz kılarken rastgele bir namaz Allah bizden istemiyor. Peki namazda rastgele bir namaz bizden istemiyorsa, oruçta rastgele bir oruç bizden istiyor diyebilir miyiz? Kıymetli dostlar, Ramazan orucu elbette açlık ve susuzluk bırakan bir oruç olmamalıdır. Peki bunun için nelere dikkat etmek lazım? Yani Ramazan bize anamızdan doğmuş bir güzel, günahsız, tertemiz, pırıl pırıl yapacak kadar kaliteli, güçlü bir ibadet olarak bize sunuldu. Bir hediye olarak bize sunuldu. Bu hediyeyi biz rastgele bir oruçla icra edecek olursak, gerçekleştirecek olursak arzu edilen neticeye varmış olmayız. Şimdi kıymetli dostlar, orucu üçe ayırıyor alimlerimiz, kitaplarımız. Derler ki, efendim üç türlü oruç var. Bunlardan bir tanesi yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden, yani orucu bozan şeylerden insan oruç niyetiyle frene basarsa bu adam farz olan orucu tutmuş sayılır. Yani akşama kadar yemedi, içmedi, orucu bozan şeylerden uzak durdu. Bu adam işte C kalite diyelim, A, B, C ya. C kalite bir oruç gerçekleştirdi. Yarın ahirette bu adam orucunu tuttu mu tutmadı mı borcunu ödedi. Ama bunun yanında bu söylediğim yemekten, içmekten ve orucu bozan şeylerden kendisini men etmenin yanında bir hassasiyeti yok. Gözüyle namahrama bakmıştır. Mala yaniyle meşgul olmuştur. Belki namazlarını da aksatmıştır. Her türlü günahla iç içe sadece oruç tutmuştur. Daha önceki sohbetlerimde hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. Hep aklıma gelince hem tebessüm ediyorum hem de ders çıkarmaya çalışıyorum. Bir tanesi Ramazan'da telefon etmişti bana. Hocam dedi, ben dedi oto teyip hırsızıyım dedi. Ramazan'da oruç tutmama engel teşkil eder. Yani ben Ramazan'da hem teyip hırsızlığı yapacağım hem de oruç tutacağım. Orucuma zarar verir mi dedi. Benim dedi böyle bir iş yaptığımı eşim bilmez, çocuklarım bilmez. Kimse bilmez. Bunu sadece ben bilirim dedi. Eşim ve çocuklarım mütedeyyindir, dindardır dedi. Ben de orucu tutacak kadar dindarım dedi. Şimdi bu kardeşimizi ben tanımıyorum. Telefonla zaten sordu sorusunu. Demek istiyorum ki vatandaş oruç tutuyor. Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden, yani orucu bozan şeylerden sabahtan akşama kadar oruç niyetiyle kendisini ne yapıyor? Koruyor. Ama hırsızlığa varıncaya kadar da yapıyor. Bu tip oruçlara C kalite oruç deniyor. Borcu düşer mi? Adam borcu düşmüş olur. Yani yarın ahirette şu orucu tutmadın diye hesaba çekilmez. Ama oruç sevabı alır mı? O ayrı bir şey. İkinci oruç kalitesi nedir kıymetli dostlar? Aynı birinci oruçtaki kaliteye, kriterlere uyuyoruz. Yemekten, içmekten ve orucu bozan şeylerden Allah rızası için işte imsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre içerisinde kendimizi men ediyoruz. Bir de bu oruç oruç olsun diye gözümüzü filmlerden ve haramlardan koruyoruz. Dilimizi gıybetten ve yalandan koruyoruz. Kulaklarımızı eğlenceden, şarkıdan, türküden koruyoruz. Dilimizi Kur'an'la meşgul etmeye, gönlümüzü zikrullah ile meşgul etmeye çalışıyoruz. Efendim, haramlardan, günahlardan elimizi, eteğimizi çekiyoruz. Organlarımıza da oruç tutturuyoruz. Şimdi ağzın orucu yemekten, içmekten, affedersin iki bacağın arası cinsel ilişkiden kendini men etmekle kalple niyet ederse oruç olur. Ama gözün de orucu var. Kulağın da orucu var. Dilin de orucu var. Elin de orucu var. Ayağın da orucu var. Bütün organlarla oruç tutulursa bu B kalite olur. Bütün gözün orucu nedir? Namahrama bakmayacak. Yanlışlıkla isabet ederse estağfurullah demesini bilecek. Kulağın orucu yanlış şeyleri, gıybeti dinlemeyecek, kötü şeyleri dinlemeyecek, eğlenceyle kulaklarını doldurmayacak. Kulağın orucu. Efendim, dilin orucu nedir? İşte gıybetten vesaireden kendisini men edecek. Elin orucu yanlış iş yapmayacak. Kimseye haksızlık yapmayacak. Yanlış imza atmayacak. Ayağın orucu yanlış yerlere gitmeyecek. Eğer bir insan sadece ağzıyla ve iki bacağı arasıyla değil, bütün organlarıyla oruç tutarsa bu orucun ikinci kalitesi olmuş oluyor. Yani B kalite oruç olmuş oluyor. Onun, hocam bunun bir A'sı da mı var? Bunun ötesi de mi var? Bunun ötesi ne derler ki? Ahassul havasın orucu. Yani bu orucu. Şimdi zikredeceğim. A kalite Mevla'nın samimi dostlarının orucudur. Onlar bu birincisini ve ikincisini yaparlar. Yani bütün organlarıyla oruçlarlar. Bir de kalplerinde Mevla'dan başka bir fikir, bir duygu, bir meşguliyet asla sokmazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil gudubi vel asar. Mescitlerde öyle insanlar vardır ki sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Ricalun, öyle pehlivan insanlar ki لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Yani hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Ticaret yapsa da eli işte, gönlü eşte derler buna. Yani eli işle meşgul olsa da gönlü Allah Allah diyordur. Hem zikir konusunda, Allah'ı hatırlama konusunda kalpleri kaymaz. Ne ile meşgul olurlarsa olsunlar, alıyor, satıyor, tarla kazıyor, çiftçilik yapıyor ama gönlü Mevla'dadır. Ve ikamis salati, ve namazlarını dosdoğru kılmaktan da alıkoymaz. Hangi ticareti yaparsa yapsın. Bir kardeşimiz var, hocam diyor, yurt dışından müşterilerim geldi diyor. Namaz vakti gelince dedim ki ben namaza gidiyorum. Camiye, cemaate gideceğim. Dediler ki biz alışverişe geldik. Siz bilirsiniz, ben camiye, cemaate gideceğim, namazımı cemaatle kılacağım dedim dedi. Biz beklemeyiz, gideriz, tercih size aittir dedi. Ben dedi gittim camide, namazımı cemaatle kıldım, geldim hala beni bekliyorlar dedi. Aradan 10 sene geçti hocam dedi. Onlarla her karşılaştığımda senin o ibadetteki salabetini, ciddiyetini biz o zaman çok etkilendik. Hep aramızda konuşuyoruz onu. Olsa olsa dindarlık böyle olur, bu kadar olur dedik diyor. Yurt dışından gelen misafirlerdi. Çok etkilenmiş oldular. Şimdi bunu nahoş karşılayan da olabilir, öyle karşılayan da olabilir ama ben burada şurasını sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Müşteri geldi, ezan okunuyor. Camiye, cemaate gidip namazı tamı tamına kılmak vardır. Bir de müşteriler vardı, böyle hızlı hızlı bir namaz kılıp da müşteriyle meşgul olmak vardır. Şimdi gökteki meleklerle bakın bakayım olaya, nasıl değerlendirirsiniz? Namazını müşteriye rağmen tamı tamına kılan, camide cemaatle kılan veya iş yerinde kılıyorsa hakkını vererek kılan bir insan düşünün, böyle bir profil düşünün. Bir de böyle çabuk çabuk böyle hırsızlık yapar gibi böyle alelacele rükû benzemeyin, secdesi secdeye benzemeyin. İşte yaptım da oldu dercesine bir namaz düşünün. İki namaz aynı kalitede olması mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, A kalite dediğim oruç, o gerçekten Evliyaullah'ın tuttuğu oruçlardır. Gönülleri Mevla ile beraberdir. Ama hiç olmazsa B kalite dediğimiz oruç var ya, Ramazan-ı Şerif'te bu orucu yakalayabilmek için bir mücadele içerisinde olmalıyız, bir kararlılık içerisinde olmalıyız. Bir şey daha sizinle kardeşlerime paylaşmak istiyorum. Ramazan ayı hani iftar ayı demek değildir diye başlamışım. Bir de Ramazan ayı uyku ayı da olmamalıdır. Ne demek, neyi kastediyorum? Şimdi teravihler olunca geceler tabii ne olmuş oluyor? Uzun bir de sahurlar var falan derken insan uykuya az uyumuş olabiliyor. Durumu müsait olan insanlar sabah namazını kılıp kafayı bir vurup öğlene kadar, hele Araplarda bu çoktur. Kafayı bir vurur bir daha öğlene kadar veya öğleni geç vakitte kılacak şekilde uykuyla orucunu geçirmeye çalışır. Unutmamak lazım ki Ramazan-ı Şerif'in gecesi de gündüzü de bizim için pırlantadan çok daha değerlidir. Uykuyla geçirdiğimiz ne lehimize ne aleyhimize olmayabilir ama uyanık olarak geçirdiğimiz, Kur'an'la, zikirle geçirdiğimiz veya sağ taraftaki meleğin yapacağı güzel amellerle geçirdiğimiz Ramazan-ı Şerif bize kalite kazandıracaktır. Sonuç olarak şurayı da paylaşmak istiyorum siz dostlarımla. Ramazan-ı Şerif geldi. Hani şöyle söylesem size, 3 aylar gelmeden desem ki kardeşler 3 aylarla ilgili planınız, projeniz var mı? Bir değişiklik olacak mı? Mutlaka olması lazım derdiniz. Recep geçti, oldu mu acaba? Şaban geçti, oldu mu acaba? Hani insan karar veriyor da uygulamaya koyuyor mu, koymuyor mu? Mesele burada önemlidir. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan-ı Şerif'le ilgili elbette bir takım planlarımız, projelerimiz olmalıdır. Mesela biz çoğu kardeşimiz biliyor, Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kılıyoruz. Yine inşallah bu sene uzun bir aradan sonra hatimle teravih kılmış olacağız. Pandemi bizi ayırdı, hatimle teravihimize engel oldu. Cemaatle kılmamıza engel oldu. İnşallah bu sene engel olmayacak. Hatimle teravih kılmış olacağız. Teravih kılmak bir güzelliktir. Hatimle kılabilmek ayrı bir güzelliktir. O illa hatimli olması şart değildir ama A kalite midir? Yani teravih, bir normal teravih kılmak var, bir de hatimle kılmak var. Namazın içerisinde bir hatmi şerifi indirebilmek dinleyebilmek, okuyabilmek bir ayrıcalıktır, bir güzelliktir. Bu herkese nasip olmaz. Tadını alan kardeşlerimiz asla ondan hiç vazgeçmiyorlar. Unutmuyorum ben ve unutamam da bir senesi hatimle teravih kılıyoruz. Bir kardeşimiz orta yaşlarda, 35-40 yaşlarında bir kardeşimiz geldi bana. Dedi ki hocam, ben dedi hatimle teravih kaç senedir peşinizde kılıyorum. Hiçbir tane kazam yoktur. İftarlarımı ona göre ayarlıyorum. Fakat yarın Kastamonu'da benim bir mahkemem var. Ben şimdi bu teravihi kaçırmamak için uçaktan bilet aldım. Şimdi gideceğim. Gece uçakla Kastamonu'ya ineceğim. Yarın sabah mahkemeyi yaptıktan sonra yine uçakla beraber geleceğim. Teravihe ucu ucuna ya yetişirim ya yetişemem. Ya yetişemezsem ne olacak dedi. Baktım yani o delikanlının hatimle teravih konusundaki hassasiyet. Dedim ki sen yarın gelince bana uğrarsın. Bakarız, duruma göre hareket ederiz. Teravihi kıldık. Teravihden sonra imam odasına doğru giderken çıktı karşıma. Hocam dedi, ben geldiğimde siz teravih kılmıştınız dedi. Vitir namazına yetiştim. Şimdi ne olacak dedi. Böyle gerçekten onun o söyleyiş şekli, böyle kaçırdığına dair olan üzüntüsü hala gözümün önünde. Dedim ki ona sen geç. Yatsı namazının sünnetini, farzını kıl. Sıra teravihe gelsin. Ben geleceğim sana dedim. Kıldı. Dedi hocam kıldım dedim. Bak dedim ben sana 4 rekat kıldıracağım. 4 rekatte cüzün tamamını okuyacağım. Gerisini sen kılarsın dedi. Tamam hocam dedi. Tamam dedi. Ben o namazda okuduğum bir cüzü 4 rekatte okudum ona. Haydi şimdi sen devam et dedim. Şimdi orada benim yaptığım mesele değil. Onun o samimiyeti var ya, beni sihretti. Yani gerçekten 35-40 yaşlarında bir delikanlıydı. Onun o samimiyeti beni sihretti. Yeni teravih bitirmiş olmama rağmen dedim sana al sana 4 rekatta bir cüz okuyayım. Okudum ona devam etti. Buna benzer mesela birçok kardeşimiz bana geldi. Aramızda da vardır. Hocam Ramazan'daki bütün iftarlarımı hatimle teravihe göre ayarlıyorum. Uzaktan gelen tekliflere evet demiyorum. Gidersem namazımı kılar, iftarımı yapar yapmaz namaza yetişebileceğim şekilde geliyorum diyor. Bunlar güzellik midir? Mesela biraz önce hassasiyetini anlattığım kardeşimi ben tanımam. Uzaktan geliyordu, teravihe geliyordu. Şimdi karşıma çıksam kimdi bilmem onu. Ama onun o özelliği, güzelliği beni sihretti mi, etkiledi mi? Etkiledi. Şimdi siz dinlediğiniz zaman sizi etkiledi mi? Etkiledi. O zaman bir de Cenab-ı Hakk'ın bunu değerlendirmesini düşünelim. Değil mi? Bundan dolayıdır ki ben siz kardeşlerime, dostlarıma gelin güzel bir Ramazan-ı Şerif geçirelim. Hayır güzel değil. Çok güzel bir Ramazan-ı Şerif geçirelim. Bir daha ya olur ya olmaz. Değil mi? Mesela pandemi girdi araya, biz teravihleri hiç camiye gidemediğimiz oldu değil mi? Evlerimizde kıldık. Sonra camiye geçen sene yatsı namazlarını kıldık, teravih kılamadık. Eğer bu sene önümüze bir fırsat geldiyse bir daha ya olur ya olmaz hesabını, bir de geçmişte olmadığın intikamını da almak lazım. Yani 2 sene camilerde ne yapamadık? Hatimle teravih veyahut da teravih kılamadık. Bunun intikamını bir şekilde almamız lazım. Şeytanı çatlatmamız lazım. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı yani sadece iftar ayı değildir. Sadece efendim oruç tutup da böyle uykuyla ömrü geçirmen zamanı değildir. İllaki mukabele dediğimiz, yani kendimiz mutlaka bir hatim, 2 hatim okuyuşumuzun seriliğine göre indirmemiz lazım. Kur'an'la haşir neşir olmamız lazım. Kendisi okuyabilen kardeşlerime mutlaka belli vakitleri ayırıp kendi kendine okumaya gayret etmesini tavsiye ederim. Hocam benim okuyuşumda çatpat hatalarım olabiliyor diyen kardeşlerime, onlara da tamam sen yine okumaya devam et. Size bir şey söyleyeyim ama bunu her zaman söylemem. Bir defa söylerim onu. Bir insan Kur'an-ı Kerim okumaya çalışır. Yanlış okursa, yani yeni başladı okuyor. Yanlış okursa Allah ayetinin yanlış olmasını istemez. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, onun ağzına bir melek girer diyor. Onun yanlışlarını o düzeltir. Yani onun amel defterine yansırken yanlış olarak yansımaz. Allah Celle Celaluhu ayetlerinin yanlışını meleklerle düzeltir diyor. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim okurken yanlışımız olabilir. Bu yanlışlarımız melekler tarafından düzeltildiğinin hesabını yapalım. yanlışlar hani düşe kalka düşme, insan ne yapıyor? Yürümesini öğreniyor değil mi? Çocuk öyle düşüyor kalkıyor sonradan düşmeden yürümeye başlıyor. Biz de hatalarla okuyacağız, düşeceğiz, kalkacağız. En sonunda efendim okuya bunu yanlışsız daha doğru, daha düzgün bir şekilde okuyabileceğiz. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmanızı tavsiye ederim. Efendim mukabele dinlemeye vaktiniz varsa bir mukabele takip etmenizi tavsiye ederim. Teravih namazını kıymetli dostlar hatimle kılmanız şart değildir. Ama 30 Ramazan 30 teravih. Bakın kardeşler aldanmayın. Sonra ağlarsınız. Birileri 8 de sizi aldatır. Nefsinizin de hoşuna gider. Hadi 8 rekat derler size. Demek senin 8 rekatlık yani kalite bu kadar demektir yani. Kalite bu kadar demektir. Yani ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar 20 rekat olarak gelen 4 mezhebin 4'ünde de en az 20 rekat, 20'den aşağı söylemedikleri halde sen hala kalkıp neydi belli olmayan birisi bir şey söylüyor 8. 4 dese 4 mi diyeceksin? 2 dese 2 mi diyeceksin yani? Bu din yeni mi değişiyor? 1400 senedir beri gelen bütün ulemanın, fukahanın, muhaddislerin, müfessirlerin her birisinin uygulattığı bu sistemi sadece nefsimizin hoşuna gittiğinden dolayı 44 rekat, 48 rekat hadi eğer hay selamet der firares, firaret nereye gidiyorsun? Rahmetli Erbakan Hoca'dan söylerler, bahsederler. Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Uzun uzun toplantılar yaparmış gece. Uzun toplantılar yaptıktan sonra geç saatlere kadar cemaatle namaz kılmadan göndermezmiş o toplantıya katılanları. Herkes cemaate katılalım, cemaatle kılalım ondan sonra gidersiniz derdi. Cemaatle namaz için aşağı mescide indiğimizde diyor vatandaş, derdi ki bazıları, hocam vakit çok geçti farzdan başlayalım mı? Yani yatsının sünnetini atlayalım mı? Dermiş ki rahmetli, eğer namazdan daha önemli işiniz varsa atlayabilirsiniz. Herkes sünnete dururmuş. Eğer namazdan daha önemli işiniz varsa atlayabilirsiniz. Yani namazdan daha önemli iş olamaz ki. Herkes diyor sünnete dururdu. Yatsı namazını geç saatte bile sünnetini bize kıldırırdı diyor. Şimdi bunun için söyledim size. Kıymetli dostlar, teravih sadece Ramazan ayında olan bir ibadettir. Bunu hakkını vererek kılmak lazım. 20 midir? 20 rekat kılmak lazım. Bunu aksatmayalım. 30 Ramazan, 30 teravih. Bu ilke ile beraber, bu kararla beraber Ramazan'a girelim. Bakın dostlar, bu kararlılıkla Ramazan'a girerseniz, Ramazan'ın 3'ünde ölseniz, kimsenin garantisi yok. Siz 30 Ramazan'a, efendim 30 tane teravih kılmış gibi kabul edilirsiniz. Çünkü sizin kararlıydınız. Bunu böyle kılmaya kararlıydınız. Niyetül mu'mine hayrun min amelihi. Müminin niyeti nedir burada? Muhteber ve geçerlidir. Önce birinci tavsiyem mutlaka 30 Ramazan, 30 teravih. İkinci tavsiyem eğer hatimle teravih kılabiliyorsanız dosta tavsiye edilir be. Gerçekten diyorum. Dosta tavsiye edilir. Hatimle teravih. Zaten bilen kardeşlerimiz biliyor. Hatimle teravih kılmayan kardeşlerimiz zannediyor ki hatimle teravih kılmak zordur. Halbuki öbürü zordur. Hatimle kılmak daha rahattır. Yavaş yavaş tabiri caizse dinlene teravihini kılmış oluyorsun. Ona alışan tiryaki oluyor. Kolay kolay da bırakmıyor onu. Ben şimdi desem ki camide ey cemaat biz artık hatimle kılmayacağız. Tek başına yani normal teravih kılacağız desem inan ki itiraz ederler. Hayır biz hatimle teravih kılmak istiyoruz. Kılanlar bunu yaparlar. Ve malumunuz bizim burada hatimle teravih namazında ta bağcılardan, avcılardan, uzaklardan hiç aksatmadan gelen kardeşlerimiz yani tiryakisi olan kardeşlerimiz vardır. Ben onların samimiyetini görünce de zaten kendimden geçiyorum. Diyorum ki sen de adam mısın yani? Bu adamlar ta nereden buraya kadar bir teravih namazını hatimle kılmak için buraya kadar geliyorlar ki kendi bölgelerinde hatimle teravih mutlaka vardır yani ama burayı tercih ediyorlar, geliyorlar. Gerçekten hiç kılmayan kardeşlerimize bir tadına baksınlar be. Gerçekten çok tatlı, çok lezzetlidir. Ramazan da Ramazan'a benzemiş oluyor. Yani gündüz orucuyla beraber, Kur'an'ı ile beraber, gece teravisiyle beraber fakir fukarayı sevindirmek, birilerinin iftarına vesile olmak. Efendim bir de son 10 gününde eğer mümkünse 10 gün bir itikafa girelim. Çok yıprandık ya. Şu dünya bizi çok yıprattı. Stres, sıkıntı, işmiş falan böyle çok yıpranıyorsunuz kıymetli dostlar. Ya bir gün şöyle 10 gün çekildim kenara. Telefonu da koyun bir tarafa. Erkekseniz. Telefonu da koyun bir tarafa. Rabbim ben artık nasıl olsa bir telefonu bir gün bırakacağım. Çoluk çocuğu da bir gün bırakacağım. Seninle baş başa bir 10 gün. Yetmedi mi? Yemedi mi? Haydi 5 gün olsun canım. O da mı yemedi? Haydi son 3 gün olsun. Ya hocam diyor, sen Kadir Gecesi olsa yetmez mi diyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ibadet performansını biliyorsunuz kıymetli dostlar. Ama Ramazan'da Kadir Gecesi değil sadece. Ona da çok değer veriyordu. Ama son 10 günü hatta önümüzdeki sene yaşarsam 20 gün yapacağım diye itikafı artıracağını söylemişti. Biz onun ümmetiyiz. Onun baktığı gözlükle bakmamız lazım. Öyle görmemiz lazım olayları. Öyle görürsek çok doğru görmüş oluruz. İsabeti yakalamış oluruz. İsabet etmiş oluruz. Dolayısıyla kıymetli dostlar bugünkü dersimizde yaklaşan Ramazan-ı Şerif'i gölgesi üzerimize düşen Ramazan-ı Şerif'in cennet kapıları açıkken şu kapılardan içeri girelim. Ayağımızı içeri atalım. Oradan içeri girdikten sonra bizi bir daha çıkaran olmaz Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim her birinizi, her birimizi sağlıklı, sıhhatli, kaliteli bir Ramazan-ı Şerif geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Çocuklarımızı, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı bu Ramazan-ı Şerif'te gerçekten ayık ve uyanık, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde mebrur ve makbul ibadetlerle değerlendirebilmeyi, bayrama vardığımız zaman bayramı hak etmiş olarak bayrama varabilmeyi Rabbim her birinizi, her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.